Gençler selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. 5. haftanın son konusu artık son videosu. Mutlak değerli eşitsizlikleri işleyeceğiz videomuzda. Şimdi öncelikle arkadaşlarım. Eğer ki bir x sayısının mutlak değeri yani x sayısının sıfıra olan uzaklığı eğer c biriminden daha küçük ise bu x'ler nerededir biliyor musunuz? C ile eksi c aralığındadır. Siz de yazın lütfen. Ax artı b eğer ki c sayısından daha küçükse bunun mutlak değeri c'den küçükse o zaman sen ax artı b'yi bu c ile eksi c arasına sıkıştırman gerekiyor. Anlaştık? Pekala örneğimize bakalım. 2x artı 5'in mutlak değeri 13'ten küçük olduğuna göre x artı 3'ün alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir diye sorulmuş. Biz ne diyeceğiz hemen? 2x artı 5'i 13 ile eksi 13 aralığına sıkıştıracağız. Tamam. 5 çıkaralım ki 2x yalnız kalsın. 5 çıkardım. Eksi 18 küçüktür 2x. Bu da küçüktür 8 yaptı. Sonrasında sevgili gençler 2'ye bölelim ki x yalnız kalsın. Eksi 9 küçüktür x. Bu da küçüktür 2'ye böldüm 4. Şimdi ben x'i biliyorum. X'in değer aralığını x artı 3'ü bulmam gerekiyor. Madem öyle ne yapmam lazım? 3 ekleyeceğim ki x artı 3 ortaya çıksın. 3 ekledim eksi 6 küçüktür x artı 3. Bu da küçüktür 7. Tam sayı değerleri kaç tanedir diye sorulmuş. Son alınacak değer 6. İlk alınacak değer eksi 5. O halde 6'dan eksi 5'i çıkaracağım ve 1 ekleyeceğim. Cevap da buradan 12 tanedir olacak sevgili arkadaşım. Devam ediyorum. Bir diğer bilgimle. Eğer ki yukarıdakinin tam tersi bir x'in sıfıra olan uzaklığı c biriminden daha büyükse işte o zaman sevgili gençler x c'den ya büyüktür diyorsun veyahut x eksi c'den daha küçüktür diyorsun. Aynı şekilde ax artı b'nin mutlak değeri de c'den büyükse bu sefer diyorsun ki ax artı b c'den ya büyüktür ya da ax artı b eksi c'den daha küçüktür diyorsun. İkisini beraber çözüyorsun. Mesela 3x eksi 1'in mutlak değeri 5'ten büyük eşitsizliğinin çözüm kümesini bul demiş bize. Diyorsun ki 3x eksi 1 5'ten büyüktür veyahut 3x eksi 1 küçüktür eksi 5 diyorsun. Sonra 3x büyüktür eksi 1'i karşıya attım 6 oldu. X büyüktür 2 oldu. Bir de 3x eksi 1'i karşıya attım. Eksi 4 oldu. X küçüktür. Eksi 4 bölü 3 oldu. Şimdi çözüm kümesini bul demişti. Şöyle diyeceğiz. Eksi sonsuzdan eksi 4 bölü 3 açık aralığına kadar birleşim 2'den sonsuz açık aralığına kadar olan kısım bizim çözüm kümemizdir diyeceğiz. Devam ediyorum 62. sayfamın ilk sorusuyla. 3x artı 2'nin 5'ten büyük eşitsizliğini sağlamayan x tam sayı değerlerinin toplamı. Bakın sağlamayan demiş. O zaman çözelim. Aynı şekilde çözüyoruz. Sağlayanları bulursak sağlamayanları da buluruz pek tabii. 5'ten büyüktür. Bir de 3x artı 2 eksi 5'ten küçüktür diyorsunuz. Sonra 3x 2'yi karşıya atarsan 3'ten büyüktür. Buradan x büyüktür 1 olur. Bir de 3x küçüktür 2'yi karşıya atarsanız eksi 7. X küçüktür eksi 7 bölü 3 diyorsunuz. Sayı doğrusunda göstermek bu sorularda hata yapmamak için en ideal yöntemlerden birisi. Şimdi şurada 1 var. 1'in sağ tarafını taramışız. Sağlayanlar burası. Burada da eksi 7 bölü 3 var. Bunun sol tarafı sağlayanlar. Sağlamayanlar nerede kalıyor? Bunların aralığında kalıyor. Ve tabii bunların içi boş ya sağlayanlar da. Bunları da alacaksın tabii ki. Şimdi buradaki tam sayı değerleri. Bak 1 var. Sonra şurada 0 var. Eksi 1 var. Eksi 2 var. Ama eksi 3 şurada kalır. Niye diyeceksin? 7 bölü 3 dediğimiz şey 2 küsurat bir sayı ya. Önde de eksi var. Eksi 2 virgül bir sayı bu. Hemen sağında eksi 2 vardır ama sonundaki eksi 3 bu tarafta kalmıştır. Dolayısıyla bunların toplamı sorulmuş bize. 1 ile eksi 1'in toplamı zaten 0. 0 da zaten 0. O zaman cevap eksi 2'ymiş sevgili gençler. Doğru cevabımız bu olacak diyebiliriz. Şimdi şurada bir bilgi daha var. Eğer bir x sayısının mutlak değeri yani sıfır olan uzaklığı a'dan büyük veya eşit ve b'den de küçükse arkadaşlarım iki tane ihtimalimiz var.
1. Bu x dediğimiz sayı ya b ile a aralığındadır. Buralar eşitlik olduğu için ben de kapattım. Ya da eksi b küçük veya eşittir x, o da küçük veya eşittir eksi a'dır diyeceksiniz. İki aralıkta bunu sağlar sevgili gençler. Aynı bu sorudaki gibi. Ne diyeceğiz? Ya bu x eksi 2 1 ile 3 aralığındadır. Ya da eksi 3 küçük veya eşittir x eksi 2, o da küçüktür eksi 1 diyeceğiz. 2 eklersem eğer 3 küçüktür x, o da küçük veya eşittir 5 gelir. 2 eklersem eğer eksi 1 küçük veya eşittir x, o da küçüktür 1 gelecektir. Demiş ki bize bu sağlayan x tam sayılarının toplamı. 3 sağlamıyor, 4 var sağlayan, bir de 5 var. Burada da eksi 1 var, bir de 0 var, 1 sağlamaz. Bunların toplamı sorulmuş arkadaşlarım. 4, 5 daha 9, eksi 1 daha 8, 0 daha yine 8 yapar. Cevabımız da 8 olur. Devam ediyorum bir sonraki sorumla. 4 bölü x artı 2'nin mutlak değeri 1 bölü 2'den büyük demiş. O zaman biz diyeceğiz ki 4 bölü x artı 2 ya 1 bölü 2'den büyüktür ya da bu 4 bölü x artı 2 eksi 1 bölü 2'den daha küçüktür diyeceğiz. Şimdi ben şu x artı 2'yi ters çevirmek istiyorum. Yani ben buraya x artı 2 bölü 4 yazacağım. Burayı da 2 yazacağım. Ama burası büyüktürdü ya, küçüktür işareti olacak. Şunu ters çevireceğim eksi 2. Bunu ters çevireceğim x artı 2 bölü 4. İşareti değiştirmeyeceğim. Yani işareti değiştirmemin sebebi küçüktür olmasını istediğim için ikisini de. Bunu buraya, bunu buraya aldım. Farkındaysan bunu buraya, bunu buraya almadım da işareti değiştirdim. İkisini de yapabilirsin yani. Hiç sıkıntı yok. Şimdi devam edelim sorumuzun çözümüyle. Bakın buradaki 4 pozitif. 4'ü bu tarafa atarsanız x artı 2'nin 8'den daha küçük olması gerektiğini ve burada x'in 6'dan daha küçük olması gerektiğini bulursunuz. Bir de buradaki 4 de pozitif olduğu için bu tarafa attığınız takdirde eksi 8 küçüktür x artı 2 meydana gelir ve x büyüktür eksi 10'u bulmuş olursunuz. Yani bizim x'imiz eksi 10'dan daha büyük olmakla beraber 6'dan da küçükmüş. Sağlayan tüm tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş bize. Eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sağlar, 6 sağlamaz. Burada 5, 4, 3, 2, 1 ve eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 birbirini götürür. 0 zaten 0'dı. Şunların toplamı sorulmuş aslına bakarsanız bize. Bunları da topladığınız takdirde eksi 30 cevabını bulursunuz. Cevabınız da bu olur sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum bir sonraki kısımla, ama bu arada bir hatamız var. Var. Onu tam yukarı çıkarken şunu gördüm, fark ettim çünkü. Şimdi dikkat ederseniz eksi 2 değerini alamayacağız. Eksi 2 değerini alamıyorsak şunu sileriz. Tabii şunu da sileriz. Eksi 2 alınabilen bir değer değil burada, çünkü eksi 2 paydayı 0 yapıyor. O halde şunların toplamı eksi 30'du. 2 daha kaç yapar? Eksi 28 yapar. Cevabımız da bu olur deriz. Kusura bakmayın. Az daha güme gidiyordu. Güzelim soru. Devam ediyorum sağ üst tarafla. 6 eksi 4a ile 2a eksi 3 birbirine benziyor. Nasıl benzetebiliriz? Şurayı bir 2 parantezine alırım. 3 eksi 2a yazarım. Mutlak değerini alırım. Artı bir de 2a eksi 3'ümüz olur. Sonra şu 2'yi dışarı fırlatırız. 2 mutlak değer. Şu 3 eksi 2a yerine ben 2a eksi 3 yazabilirim. Aynı olduğunu söylemiştik. 2a eksi 3 küçük veya eşittir 15 dedim. Şimdi dikkat ettiyseniz burada 2 tane 2a eksi 3 var. Burada 1 tane var. Toplarsanız 3 tane olacaktır toplamda. 3 tane mutlak değer 2a eksi 3 küçük veya eşittir 15 ise 3'e böldüm her iki tarafı. 2a eksi 3'ün mutlak değeri küçük veya eşittir 5 olmuş oldu. Şimdi ne diyeceğiz? Bu 2a eksi 3 dediğimiz sayı 5'ten küçük veya eşit ama eksi 5'ten de büyük veya eşit diyeceğiz. Mutlak değerli bir ifade bir sayıdan küçük veya eşitse bunu bu şekilde yapıyorduk. 3 eklerseniz 2a yalnız kalır. Eksi 2 küçük veya eşittir 2a, o da küçük veya eşittir 8. 2'ye de bölerseniz eksi 1 küçük veya eşittir a, o da küçük veya eşittir 4'ü bulursunuz. Demiş ki bu sayıların x tam sayılarının toplamı. Bir bakalım x, yani x yok, şurası a olacak sevgili gençler. Kusura bakmayın. A tam sayılarının toplamı nedir? Eksi 1 var.
0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Şurası 10 yapar. Eksi 1 daha 9 gelir cevabımız. Bu sorumuzun da cevabı 9'du diyebiliriz artık. Devam ediyorum bir diğer örnekle. Mutlak değer içerisinde mutlak değer a artı 3 eksi 4 küçüktür 4 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diye sorulmuş. Bakın şu mutlak değeri önce bir kaldıralım. Nasıl kaldıracağız? Onu kaldırırsak arkadaşlar mutlak değer a artı 3 eksi 4 ya 4'ten küçük ya da eksi 4'ten büyük olacaktır. 4 ekleyelim 4. Niye? Bu gitsin buradan. 4 eklersem 0 küçük veya eşittir. Mutlak değer a artı 3 o da küçüktür 8 olur. Şimdi benim size tavsiyem şu. Bir mutlak değerli ifade zaten sıfırdan büyük veya eşittir. Sıfırdan da büyük demiş burada. Demek ki pozitif olduğunu kabul etmişiz. O zaman diyeceğiz ki a artı 3 dediğimiz değer cin mutlak değeri direkt 8'den küçüktür. Bunu çözebiliriz. A artı 3 8'den küçük ve eksi 8'den de büyük olmak zorunda. 3 çıkaralım. Eksi 11 küçüktür a o da küçüktür 5 olacaktır. Yine burada x demişiz a olacak sevgili gençler. Hızlı yazdığımız için biraz kusura bakmayın. Şimdi eksi 11 ile 5 aralığında kaç tane a tam sayı değeri vardır? Bakın eksi 10, eksi 9, nokta nokta nokta, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane değil tabii 4. Peki ben diyorum ki eksi 3 olamaz. Hayda o nereden çıktı? Burada paydaya falan da eksi 3 payda yok yani. Eksi 3 olabilir. Niye olamasın? Şundan kaynaklı. Eksi 3 olursa şurası 0 olur. 0 da 0'dan büyük değildir. Dolayısıyla eksi 3'ü sileceğim. Ona dikkat edeceksin. Peki şu kısımda 9 tane sayı kaldı. Burada 4 tane. Burada da 1 tane var. Toplamda 9, 1, 10, 4 daha 14 tane sevgili gençler. Bizim A tam sayı değerimiz varmış diyeceğiz. Geçtim bir diğer soruma. Şu kısmı sildik. 2a eksi mutlak değer a eksi 1 küçüktür 3 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı şöyle diyeceğiz. Şunu şu tarafa atarsak mutlak değer a eksi 1'in büyüktür 3'ü de bu tarafa atalım 2a eksi 3 olduğunu görebiliriz. A eksi 1'in mutlak değeri 2a eksi 3'ten daha büyükse a eksi 1 büyüktür 2a eksi 3 diyeceğiz ya da a eksi 1 küçüktür 3 eksi 2a diyeceğiz. Bunun eksilisinden daha küçüktür dememiz gerekiyordu hatırlarsan. Pekala. O halde a'yı bu tarafa gönderdim. A şöyle oldu. Eksi 3'ü bu tarafa gönderdim. 2. A 2'den küçük olmak zorundaymış. Bir de 2a'yı bu tarafa gönder. 3a. Eksi 1'i karşıya gönder. 4. A 4 bölü 3'ten daha küçük olmak zorundaymış. Şimdi 2'den küçük olan da sağlıyor. 4 bölü 3'ten küçük olan da sağlıyor. Kesişimlerini almıyorsun. Çünkü ikisi de ayrı ayrı çözüm. Birleşimlerini almamız lazım. Ki ben bunları birleştirirsem zaten 2'den küçük olanları da kapsadığı için hani burası şöyle düşünün sayı doğrusunu çizdik 2 şurası 4 bölü 3 bir tanesi bu taraf benim çözümüm diyor bir tanesi bu taraf benim çözümüm diyor. Ve birleşimleri zaten 2'den küçük olan yerlerdir. Dolayısıyla bizim çözüm aralığımız neresi olacakmış? A'ların 2'den daha küçük olduğu yerler olacakmış sevgili gençler. 62. sayfamızı da noktaladık ve geçtik 63'e. Bu haftanın son sayfasına. A artı 10'un mutlak değeri, A artı 9'un mutlak değeri, A artı 8'in mutlak değeri, A'nın ve en son A eksi 10'un mutlak değerinin toplamının en küçük değerini bulunuz demiş bize. Şimdi ben bu toplamın en küçük değerini bulmak istiyorsam sevgili gençler, tam olarak ortada kalana 0 demem lazım. Mesela A artı 1'den A artı 10'a kadar 10 tane terim. A eksi 1'den A eksi 10'a kadar 10 tane terim. Ortada da bu kalıyor. O zaman demek ki A'yı ben ne seçmem gerekiyormuş? 0 seçmem gerekiyor. 0 seçersem A artı 10, A artı 9, A artı 8 bunların hepsi bak ne olur biliyor musun? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 olur. Yani 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı. 10 çarpı 11 bölü 2 değil miydi? 2 gitti, 2 gitti, 5. 5 kere 11, 55. Sağ tarafa bakacak olursak burada da mutlak değer eksi 1, mutlak değer eksi 2, mutlak değer eksi 3, nokta nokta nokta, mutlak değer eksi 10 kalacak. Bunlar da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olacak. Onların da toplamı 55. 55 bu tarafta. 55 de bu tarafta. Cevabımız ne olacak? 110 olacak diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer örneğe. A eksi 6, 3'ten küçük. B eksi 3 de 4'ten küçükken A eksi B ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi A eksi 6 nerededir? 3 ile eksi 3 aralığında.
Peki b eksi 3 nerededir? Bu da 4 ile eksi 4 aralığında diyeceğiz. Pekala. Bize a eksi b lazım. Dolayısıyla a'yı yalnız bırakalım. 6 ekle, 6 ekle, 6 ekle. B'yi de yalnız bırakalım. 3 ekle, 3 ekle, 3 ekle. 6 eklersem eksi 3 değil, artı 3 olur. Eksiyi silelim orada. 3 küçüktür a. Bu da küçüktür, 9 olur. Şunlara 3 eklersek eksi 1 küçüktür b, o da küçüktür, 7 olacaktır. Ama bana b değil, eksi b lazım. Dolayısıyla eksi 7 küçüktür eksi b, o da küçüktür, 1 diyebilirim. Bunun eksilisini buraya, bunun eksilisini buraya aldığımda yazdım ben bunu yaparken. Şimdi toplarsam bir de ben bunları, eksi 7 ile 3'ün toplamı eksi 4, küçüktür a eksi b, bu da küçüktür, 10 olacaktır. Ve a eksi b'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri de burada 9 olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. Ondan hemen önceki cevabımız da bu olacaktı. Bir diğer sorumuz. Mutlak değer içerisinde mutlak değer a eksi 1 eşittir a olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. Şu mutlak değeri bir kaldıralım. Mutlak değer a'dan 1 çıkarınca a'ya eşit olmasını istiyoruz. Ya da mutlak değer a'dan 1 çıkarınca eksi a'ya eşit olmasını istiyoruz. Pekala. Madem öyle. Eksi 1'i karşıya atarsam mutlak değer a eşittir a artı 1 olacaktır. Burada mutlak değer a eşittir 1 eksi a olacaktır. Şimdi buradan a eşittir ya a artı 1'dir ya da a eşittir eksi a artı 1'dir diyeceğiz. A eşittir a artı 1 olması mümkün değil. A'ları götürürsek 0, 1'e eşit olur, çözüm gelmez. Bunu bu tarafa atarsanız 2a eşittir 1 olacaktır ve a sayısı ne oldu sevgili gençler? 1 bölü 2. Bu olabilir. Peki bir de buraya bakalım. Mutlak değer a 1 eksi a ise a sayısı ya 1 eksi a'dır ya da a sayısı a eksi 1'dir diyeceğiz. Eksi bir, a'yı bu tarafa atarsanız 2a eşittir 1'den a eşittir 1 bölü 2 gelir. A'lar giderse 0 eşittir eksi 1 geldiği için buradan çözüm gelmez. İki taraftan da 1 bölü 2 geldiği için a sayımız kaçmış arkadaşlar? Tabii ki 1 bölü 2'ymiş diyebiliriz. 63. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Artık son iki örneğimiz ve şu kısmı ben sileceğim. 12 bölü. Alt tarafta bir sürü mutlak değerli ifade vermiş. Bu ifadenin alabileceği en büyük değer. Şimdi bunun alabileceği en büyük değeri soruyorsa ben bunu tepe taklak yaparsam yani a eksi 1 mutlak değeri artı a eksi 2'nin mutlak değeri artı 3 eksi a'nın mutlak değeri ya da sen bunu a eksi 3 de yazabilirsin. Hiçbir şey fark etmez. Hangisi işine geliyorsa. Bölü 12. Az önce bunun en büyük değerini soruyordu. Ben diyorum ki şimdi bunun en küçük değerini bulalım. Bunun en küçük değerini alabilmesi için şu mutlak değerli ifadenin en küçük değerini alması lazım. Peki. O zaman ne yapacağız? Bunlardan ortanca alana yani a'nın 1'e olan uzaklığı, 2'ye olan uzaklığı, 3'e olan uzaklığı. Ortada 2 kalmıyor mu? Şu. O zaman bunu 0 yapmamız lazım. Yani a'ya 2 vermemiz lazım. a2 ise 2'den 1 çıktı 1, 0, 2'den 3 çıktı. Eksi 1, eksi 1'in mutlak değeri 1 bölü 12. Bu da ne yapar? 2 bölü 12'den 1 bölü 6 yapar. Şimdi bunun alabileceği en küçük değer 1 bölü 6. Peki bu ifadenin alabileceği en büyük değer kaçtır? Ters çevirirsem cevap 6 olacaktır. Aman dikkat et, sınav esnasında falan denemelerde falan karşına çıkabilir bu tarz sorular. Şunu ters çevirdikten sonra 1 bölü 6'yı buldun. Şıklarda 1 bölü 6 vardır. Hemen zıplama 1 bölü 6 diye. Tekrardan ters çevirmeyi unutma soruyu. Tamam. Ve artık son sorumuz. A ile mutlak değer a'nın toplamı 5. A kare artı mutlak değer a da kaç olduğunu soruyor bize. Şimdi öncelikle şunu karşıya bir atalım. Mutlak değer a eşittir 5 eksi a olmaz mı? Olur. O halde a ya 5 eksi a'dır dersin ya da a eksi 5'tir dersin. Eksilisi bir artılı bir eksili. O zaman 2a eşittir 5 gelir ve a eşittir 5 bölü 2 gelir. Bir de a'lar giderse 0 eşittir eksi 5 gelir. Buradan çözüm gelmez. A'nın 5 bölü 2 olması gerektiğini bulduk. 5 bölü 2'nin karesi 25 bölü 4'tür. 5 bölü 2'nin mutlak değeri 5 bölü 2'dir. Bunların toplamı sorulmuş. 2 ile genişletirsin. 25 artı 10 bölü 4 senin cevabın olur. Yani cevap 35 bölü 4'tür diyebilirsin sevgili kardeşim. Evet, bu da son sorumuzdu mutlak değerde. İkinci videomuzu da bitirdik. Bu hafta sana toplamda 5 tane video yayınlamış oldum ben.
Yapman gerekenler neler? Yapman gerekenler şunlar. Matematiğin ilacı adlı soru bankamızda. Birinci dereceden denklem, basit eşitsizlik ve mutlak değer testlerinin hepsini yiyip bitiriyorsun. Ekstradan bir de TYT soru bankasını çözüyorsan, acil matematik TYT soru bankasını, bu soru bankasındaki yine birinci dereceden denklem, mutlak değer ve basit eşitsizlik konularının bütün testlerini bitirmen gerekiyor. Konular ağırlaşabilir, ödevlerin ağırlaşabilir. Hele ki geçmiş haftalardan ödev yapmadıysan bu senin moralini daha da fazla bozabilir. Bunlara dikkat ediyorsun. Sonraki haftada görüşürüz. Bu hafta sana geçen haftadan çekmeyi planladığım bir videoyu biraz iş yoğunluğundan kaynaklı çekemedim. Bu hafta seninle bir sohbet muhabbet videosu da çekmeyi düşünüyorum. Haberin olsun. Artık o videoda da görüşebiliriz. Kendine dikkat ediyorsun. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.